Merhabalar, ben Güneysen Türk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Futbol Manager 2020 Galatasaray kariyerine sizlerin karşısındayım. Tam 14. bölüme geldik. En son maçımızda Gençlerbirliği'yle 1-1 kalmıştık ve Sivas Belediyespor'la da 2-0 geçmiştik hatırlıyorsanız. Şimdi 14. bölümdeyiz ve şu anda Aralık ayındayız ve maçlarımızı bitirdik. Transfer sezonu açılacak. Bakalım bu transfer sezonunda neler yapacağız? Ona bakacağız. Uzun bir ara maç yok. Bu arayı iyi değerlendirip iyi transferler yapmaya çalışacağız özellikle. Bakalım bizden istenen oyuncular olacak mı? Çünkü satmadan oyuncu alamıyoruz maalesef. Hemen bakalım şöyle maliye durumumuza. Transfer bütçemiz 1 milyon euro bile değil. Şu an biraz sıkıntıdayız. Ahmet Çalık kişisel meselelerini tartışmayı talep ediyor dedi. Hemen bakalım. Bana söz verilen forma süresini alamadığım için boşuna didinmiş hissediyorum. Benim oynatılmaya ihtiyacım var ve düzenli bir şekilde forma giyebileceğim bir kulübe kiralanmam gerekiyor demiş. Evet, bence de gönderelim. Hatta şimdi bir bakalım. Fenerbahçe Trabzonspor 2-1'le geçiyor ve 34 puanla 3.'lüğe yerleşiyor. Beşiktaş'ın puanı 40, Galatasaray yani bizim 35, Fenerbahçe'nin 34 ve Trabzonspor'un 33. Arkadan gelen 5. Konyaspor'un ise 30. İnanılmaz bir rekabet var. Mustafa Kapı'yla yeni bir sözleşme imzaladık. 3 yıllık. Eren Can'ın gelişimi devam ediyor. Markao sevindirici bir gelişim. Potansiyel yetenekte Galatasaray'ın en iyi oyuncularından bir tanesi olacağını gösteriyor. 23 yaşında. Bir kadromuza bakalım. Kimleri gönderebiliriz, kimleri satabiliriz diye. Yani en mantıklısı Mustafa Kapı gibi duruyor ama tabii ki de onun da değeri şu an yok. Ve potansiyel yetenekte bakın oldukça iyi. Ama onu satamayacağız. Maicon satılabilir ama o da şu an Elin Asır'da kiralık. Mariano duracak. Luinda ama Marcao'yu kesinlikle satamayız. Yani Falcao'yu da satamayacağımıza göre, yani satabileceğimiz de oyuncu çok yok. Mario Lemina bizim değil. Sekidika'nın çok inanılmaz bir bonservisi yok. Yani Martin Linnaeus zaten listede bakın. Bakalım. İlerleyelim. Yani Taylan'ı çok değerlendirmiyoruz. Acaba Taylan'ı şimdilik transfer listesine alabilir miyiz? Alalım bakalım Taylan'ı. Belki göndeririz. Yani oyuncu satmamız gerekiyor. O yüzden bir şekilde satıp oyuncu almamız gerekiyor. Mariano'ya teklifler yapılmış. Mariano'yu verdikten sonra bizim orada yani oynatabileceğimiz oyuncumuz yok. O yüzden biz bunları reddetmek zorundayız. Almada Adem tarafından sakatlanmış ama çok ciddi bir sakatlığı yok Almada'nın. 5 gün içerisinde sahalara döner. Leganes Linus'u transfer edecek diyor. İnşallah diyoruz. Ve transfer dönemi açılmış durumda. Bakalım nasıl bir hareketli sezon bizi bekliyor. Umarım bir oyuncu satarız ve onun yerini de iyi bir oyuncuyla doldururuz derken bir transfer teklifi aldık. Linens için 3 milyon euro değerinde normal şeyi var. 12 ay taksit. Şunu düşürelim. Bana bu kadar ver. Tamam. Linus'u gönderelim. Onun yerine bir oyuncu alırız, buluruz. Şimdi gözlemcilik bir listemiz gelmiş. Bu listeye bakacağız. Ama Linus'e yine teklifler gelmiş. Bunlara bir bakalım. Üç iki. Tamam, bu kadar ver. Kabul. Tamam. 3-6. İyi. İyi para. Bakalım. Hayır. Aslında en iyisini
Wolves vardı ama bakalım Wolves'la anlaşabilecek mi? Reddet. Al Hitat'a bakalım. Hayır, oynayamıyoruz. Pazarlıksız göndermişler. En iyisi Wolves'ında. Evet, gözlemcilik toplantısına gidelim. Josh Cullen. Orada sağ oynuyor. West Ham United'dan kiralık. Hayır. Bu iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Carlos Soler. Kanat oyuncusu. Bizim kanat oyuncusuna ihtiyacımız var mı? Bakıyorum. Çok da yok gibi. Ama tabii bu da orta sahada oynayabiliyor. Orta saha oyuncu yarısına da ihtiyacımız yok. Bizim daha çok kanat oyuncularına, yani bek oyuncusuna, sağ bek oyuncusuna ihtiyacımız var. Bunu da es geçiyoruz. Evet. Kaleciye ihtiyacımız yok. Stoper alabilirsek olabilir ama bunu zaten biz alacağımızı da düşünmüyorum. Yani çok büyük para. Biz bunu alamayız. Hiç bakmayalım. Acaba kiralık olarak değerlendirebilirsek bunu biz yarım sezon kiralık en azından Marka'yı gönderebiliriz. Bu sırada da daha iyi bir transfer yapma şansımız olabilir. Evet. Kiralık olarak kabul edilemez olduğunu düşünüyor diyor. Bakalım ne için diyor. %100 diyor. Şunu oynatıldığı zaman maaş katkısını %40'a kadar çekebiliyoruz. Bunu da %40'a kadar çekebiliyoruz. Yani teklifi yapacağız. Yapacak bir şey yok. Kaleciye ihtiyacımız yok. Geçiyorum ve Max Bird. Orta saha, defansif orta saha oyuncusu olduğu için biz defansif orta saha oyuncusu oynatmıyoruz. O yüzden ihtiyacımız yok. Freddie Woodman, 22 yaşındaki kaleci. Geçiyoruz, onda kaleci ihtiyacımız yok. Bradley Dack, ona baktığımız zaman evet, çok iyi bir oyuncu olduğunu görebiliyoruz. Ama bizim boyumuzu aşan bir oyuncu olduğunu da görebiliyoruz. Bakalım. Gözlemleyelim bakalım neler olacak. Şu an devam edelim. Fenerbahçe Nolito'ya transfer teklifi yapmış. 33 yaşında. Bizim orada Bruma'yı oynatıyoruz. Biz de girip karıştırsak mı? Yani şu an paramız yok. Paramız olsa Nolito'ya biz de şey yapardık. Salça olurduk. Selçuk Yener'e teklif geldi, kabul etmiyoruz. Yani bir tane oyuncu almışız benden habersiz. Bizim takım Bilal'i almış. Gençlik geliştirme koordinatörümüz. Biz buna reddediyoruz. Ben almadım. Şu an Lines'i bekliyoruz. Eğer Lines giderse biraz bonservis dolayı paramız olacak ve de oyuncu bakacağız. Onu bekliyorum. Önce para gelsin. Evet, Bradley Dack tekrar geldi. Geçiyoruz. Jonathan Brass, bakalım. Kaleci. Tamam, Ponte Preta'da bizim kaleciye ihtiyacımız yok. Danilinho, 18 yaşında bir futbolcu. Baktığım zaman bizim çok çok altımızda bir futbolcu olduğunu görüyoruz. Hemen geçelim. Koye'ye baktığımız zaman yine bizim ihtiyacımız olan bir futbolcu olduğunu görüyoruz. İhtiyacımız olmayan bir futbolcu olduğunu görüyoruz. Gonzalo Montiel, modern bek diyor. Gelme ihtimali var diyor. Evet. Eğer ki bu oyuncuyu alabilirsek Mariano ile yollarımızı ayırabiliriz ama bonservis olarak ne kadar isteniyor? 4 isteniyor. Kaldır diyoruz. Şimdi bize 3 milyon euro gibi bir para geleceğini de düşünürsek kaldır ve pazardan çıkar diyelim. 3-2 versek 4.5'a düşüyor. 4.5'a çıkıyorlar. 3-3 versek 4-4'te düştü. Yavaş yavaş adamları kızdırıyoruz. 3.5 desek 4-2'ye düştü. 3.700 diyelim. 4'e düştü.
3-800'e bağlayalım bu işi, kabul edilebilir olduğunu söylediler. Şimdi Gonzalo Montiel bizim için iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum. O yüzden teklifi yaptım. Forvet ihtiyacımızın olmadığını düşünüyorum ama yine de bir bakalım. Evet, potansiyel yetenekte oldukça düşük bir futbolcu olduğu için direkt geçelim. Luis Mia. Mia bizim oyuncularımızdan olabileceğini düşünüyorum şu anda. Baktığımız zaman potansiyel yeteneği de oldukça iyi ama maalesef oyuncu alacak bütçemiz yok şu anda. Victor, João Victor. Evet, bizim futbolcularımız açısından çok çok düşük. Hemen geçiyoruz. Alisson, stoper. Evet, yine bizim için düşük bir profil. Lucas Senna. Bakıyoruz. Santos'la sözleşme. Santos'ta oynuyor. 20 yaş altında. Bizim için oldukça düşük bir potansiyel. Gaston Gonzalez. Evet, yine bizim için düşük bir profil. Evet, orta saha ihtiyacımız yok. Rivera'yı. O yüzden geçiyoruz. Francisco Stranici. Ona bakalım. 17 yaşında forvet. Evet. Şu an forvet ihtiyacımız yok. Parayı oraya harcayamayız. Evet. Gonzalo Montiel. Sözleşme görüşmelerini kabul etti. Başlıyoruz. Şunu kaldıralım. Kaldır ve pazarlıktan çıkart diyelim. Evet. Kabul etti. 78 bin aylık. Sadece şu anda paramız yok. Bir an önce Lines'in gitmesi gerekiyor ki bu oyuncuyu alalım. Crystal Palace yine Lines'e teklif yaptı. Yani 3-6'ya kadar yani kabul ediyorlar. Yani Lines'e kim ne verdiyse kabul ediyorlar. Güzel bir olay. Ömer Bayram sakatlandı. Evet, Montiel şu an bize gelmeyi kabul etti. Ancak yeterli bütçemiz yok. O yüzden biz transferi şu an erteliyoruz. Erteledik. Galatasaray transferinin bir hafta ertelenmesini rica etti. Şu an anlaşma tamamen sağlandı. Sadece Lines'in gidişini bekliyoruz. Lines gittiği takdirde biz bu oyuncuyla sözleşme imzalarız. Evet. Crystal Palace'a gitmeyi kabul etti. Biz de kabul ediyoruz. Crystal Palace'a Lines'i göndermiş olduk. Bizdeyken 3 nokta bilmem kaç milyon euro değeri olan oyuncu bir anda 11 milyon euro. Muslera sorun çıkartabilir dedi. Hemen şey yapalım. Onay istedik. Montiel'in onayını istedik. Evet. Şimdi kabul ediyoruz ve Montiel bizimle sözleşme imzaladı. Montiel hem genç bir futbolcu hem de işimize çok yarayacak bir futbolcu. Potansiyel yeteneği 4, yani Galatasaray için iyi bir futbolcu olacak. Ve şu an 7,5 milyon euro değerinde bir futbolcu oldu. Gayet iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum ama şu anda bütçemiz maalesef bitmiş durumda. Evet, gözlemcilik toplantısı tekrar gelmiş. Bakalım ama şu an oyuncuya verebileceğimiz herhangi bir paramız yok. Yani bizim için yeterli düzeyde değil. Yani biz geçelim bunları artık. Çünkü şu an oyuncu satmak istemiyorum. Bir transferle bu sezonu kapatmak istiyorum. Mariano'nun yerine daha iyi bir bek aldık. Onun yerine ise Lines'i gönderdik. Lines'in yerine Gonzalo Montiel'i aldık. Bence bizim için çok iyiydi. Yani bir de şey deneyebiliriz. Hemen bakalım. Sekidika'yı göndermeyi deneyebiliriz. Kiralık değil de zaten kimsenin isteyeceğini de düşünmüyorum. Durumu ayarlanmamış diyelim. Transfer listesini alalım bakalım. Belki bir iki ihtimal bir oyuncuyu yani bir takım isteyebilir. Bir deneyelim şansımızı.
Akhisar maçımız var. Akhisar maçını düşünerek de şöyle bir kadro çıkartıyorum. Montreal'i hemen aldım onun oyununu. Saracchi, Makao, Ahmet Çalık. Ahmet Çalık'ı aldım burada. Hemen şöyle yapalım. Tayland, Sekidika, Zarakko, Almada, Radamel Falcao 11 ile çıkacağız. Bir çıkalım. Çünkü önümüzdeki maçta da Akhisar'la oynayacağız. Daha ciddi bir maç olacak. Stuttgart'ın da oldukça iyi bir formu var. Bunu da göz ardı etmeyelim. Montiel'le geliyoruz. Yeni transferimiz. Evet, Lemin atsaydı Montiel'i. Şimdi evet, iyi orta oğlum. Haydi oğlum. Evet, iyi geldik. Bir daha. İyi orta. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Hadi. Vur kafayı ve gol. Falcao'nun golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 14. Sekiliga güzel asist yaptı. Evet, bravo. Almada'nın iyi pası var. Sekidika'nın da iyi ortası ve top ağlarla buluştu. Direkten. Evet, golü yedik. Clement'in attığı, uzaktan attığı golle 1-1 oldu. Yediğimiz golleri izlemeyelim. Sinir oluyorum. Sonuçta bu hazırlık maçı. Şimdi ikinci yarıya tamamen farklı bir kadroyla çıkacağız. Bir hata yaparız şimdi, dur. Evet, bravo. Hadi oğlum, götür. Aferin. Bu 8 dakika fena değilmiş ya. Bravo be. İyi gol. Saracchi'nin ortası, Zarakko'nun kafası, gol. Bu 8 dakikayı değerlendirelim diyeceğim de. Evet. Bir devam edelim bakalım oyuncularla. Mustafa Kapıyı Taylan'ın yerine alalım. Evet. Yine iyi top yapıyoruz. Falcao'nun yerine Andoni'yi alalım. Şimdi iyi orta. Evet, olmadı. Okan kalsın ya. Müsteri'yi almayalım. Evet. Yunus Akgün'ü alalım Zarakko'nun yerine. Hmm.
Bizde sakatlık var. Evet, sekidika maşallah dediğimiz 10 gün yaşamıyor arkadaşlar. Maşallah dediğimiz 10 dakika yaşamıyor yani. Evet Yunus, hadi oğlum. Bravo be, iyi orta. Vur. Olmadı. Evet, iyi geldi. İyi kontratakla geldiler. Evet, out. Ah, oyun madem büyüğü alacaktık, oraya unuttuk. Evet. Makao'nu yeniden Luindama'ya alalım. Ahmet Çalık oynasın. Yorta Onyekuru'nun golü. Bakalım offside yok. Üç bir yaptık durumu. Şunu deneyeceğim. Donk'u Almada'ya da değiştirip Donk'u buraya alacağım. Evet, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Evet. Ay. Ah be Donk, çok kötü yerde kaptırdık. Oo, bravo Okan. Yani hemen hemen bütün oyuncuları değiştirmiş olduk. Yani o gün de alalım. Buradan maçtan çıktıktan sonra bir sol bekte bir arayışına gireceğim. Eğer oyuncu gönderebilirsek. Bir tane de sol bek almak istiyorum. Onu da Türk almak istiyorum. Bakalım kimleri alabiliriz. Sol bekte. Yabancı sınırımız oldukça doldu diye biliyorum. Evet, maçı 3-1 aldık. Fena oynamadık. Hazırlık maçıydı zaten. Gol yollarında ustalığı Galatasaray galibiyeti getirdi demişler. Sekidika sakatlandı. 3 gün uzak kalacak sahalardan. Sorun yok. Yani bir satış yapabilirsek sol bek bakmak istiyorum ama satış yapma imkanımız da yok yani şu saatten sonra. Yani biz Donk'u gönderelim. Yani bir para gelmeyecek ama olsun. Muslera evini mi özlemiş? Bırak ya. Ne evi oğlum? Dur. Hayır, ne yapacaksın ki gidip? Kal kaldığın yerde oğlum. Can, şu hazırlık maçlarına bir bakar mısınız şeylerine ya? Zira Türkiye Kupası Basel'la oynayacağız. Şu Basel'ı iptal mi etsek, ne yapsak? Sonra Denizlispor'a gidiyoruz. Bakın. Ve yine Aksar'a gideceğiz. Şu Basel'ı iptal edebilir miyiz? Abi. Geç yani. İptal edelim ya. Abi çünkü tam hazırlık maçı önemli de. Aksar'la oynayacağız. Aradan bir gün var.
Bazel'e gidiyoruz. Bazel'le yapacağız ev sahibi. Tamam, bize geliyor mu maç? Denizlispor, Sonyakhisar çok sıkışık. Evet, farklı oyuncular oynatabiliriz ama çok sıkışık bir maç programı, o yüzden iptal edilmesi daha sağlıklı diye düşündüm. Evet, Akhisar maçına kalede Muslera ile başlıyoruz. Sağ tarafta Montiel, Ahmet Çalıklı, Damas, Saracchi, Lemina, Sosa, Zarco, Almada, Onyekuru ve Andone 11'li. Hadi bakalım. Henüz tehlikeli atak yok. Evet, iyi bir top. Evet, iyi bir orta gol getirir. Ofsayt yok. Git Montiel, git Montiel. Montiel gitmedi. Şuradan temkinliden pozitif futbol alalım. Evet, yaptırma, yaptırma, bravo. Evet, çık şimdi. Evet, yedek golümüzü bakalım. Bu golü nasıl çıkartacağız şimdi? İleri çıkın diyelim de gol bulmaya çalışalım. Ve hala atak yiyoruz. Enteresan ya. Evet, çık şimdi. Bravo. Hadi Onyekuru. Evet, bravo, bravo, bravo. İyi orta, iyi orta. Vur. Ya bir topu alamadık. Lanet olsun size ya. Offside. Biraz risk. Biraz risk. Evet. Ne yapıyorsunuz ya? Evet oğlum, haydi. Geri dönme lan, geri dönme lan. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Ya şu gol kaçırmaları ne yapacağız ya? Bari berabere bitirelim, lanet olsun ya. Evet, kim attı? Andone. Devam et. Devam et yavrum. İleri lan.
Mustafa Kapı orada bir şeyler yap. Evet. Şu an çok büyük risk alıyorum. Vurdurmayın lan. Bravo. Çık şimdi. Lan yere oynama lan. Evet. Artık atarsınız ya. Atarsınız ya. Evet, Mustafa Kapı golü atıyor. Biz de rahatlıyoruz. Enteresan bir gol attık ya. Almağı da Mustafa Kapı aldı. Evet, durduralım hemen. Hemen şu ikili forveti değiştirelim. Evet. Evet. Gökay Güney ile değiştirelim. Ay. Dur. Geri al, geri al. Yemeyelim lan. Daha yeni taktik değiştirdik lan. Heh. Yürekli oynayın abicim. Hoca bitti hoca. Hoca bitti hoca. Evet. Yani yine sıkıntılı bir maçtı bizim için. Ben performanslarını beğenmedim. Umarım daha iyi olacak. Montiel Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı demiş. Takdirde kazandık. Evet. Şimdi Süper Lig karşılaşmasına gidiyoruz. Denizli maçına gidiyoruz. Muslera, Montiel, Luindama, Marcao, Saracchi, Lemina, Sosa, Zarako, Almada, Onyekuru, Andone. 11 ile çıkma kararı aldım. Seriyi bu sefer biraz dinlendireceğiz. Devam edelim. Direkt ileri çık dedik. Deplasmanda oynuyoruz. Bu maçı mutlaka almamız gerekiyor. Evet, Andone. Bravo. İşte Andone'nin formunu şu an çok beğeniyorum. O sebepten dolayı da mesela geçen maçta da attı Andone. O sebepten dolayı Falcao'yu kestim. Andone iyi oynuyor. İyi oynayan bir oyuncu da kesmek iyi değil. İkinci yarıda değerlendireceğiz Falcao'yu da. Gol atan bir forveti kesmek ahmaklıktır. Yani bu normal futbolda da geçerli. O yüzden kesmiyorum Andone'yi. Gol atamayana kadar. Evet, bravo. Çok iyi top, çok iyi top. Çok... Penaltı. Hocam penaltı bak. Bu pozisyon penaltı. Gidip boşuna bakma yani VAR'a falan. Öyle bir şey yok. Bu pozisyon penaltı. Vereceksin hocam, vereceksin. Verdi ya. Andone ikinci golünü at yavrum. At yavrum, evet, 2. Bravo. Bu sezonda 12. golünü attı Andone. Az buz bir rakam değil. Onyekuru topladı kendini. Almada çok iyi.
Almada'nın uzun toplarına bayılıyorum. Yani böyle direkt ayağa atıyor. Evet, sürekli soldan geliyoruz. Sol kanattan bu arada Almada çok iyiydi. Evet, bu maç iyi oynuyoruz. Evet, Marcao yine saçmalama Marcao. 7 şut atmışız şu ana kadar. 3 isabetli olmuş. Evet. Zarakko kaçırdı. Nasıl vuramadınız abi onu da ya? Şimdi oyuncu değişiklik yapmıyoruz. İyi gidiyoruz. Devam ediyoruz. Aman aman aman. Çık çık çık. Offside 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 yok. Yani bu dakikada gol yememiz bizim dengemizi bozabilir. Bakalım nasıl bir hata yaptık orada. Evet, Saracchi geçiyor. Evet, şuradaki adam bozmuş. Montiel bozmuş. Yapacak bir şey yok. Biz 3'ü bulacağız. Evet, Onyekuru. Hadi oğlum. Hadi hadi hadi. Aferin Almada. Çok iyi be. Yap 3'ü. Hat-trick. Almada'nın şu paslarından bahsetmiştim. Bu pasları çok iyi yapıyor Thiago Almada. Bakın. Direkt önüne ve Andone'de hat-trick yaptı. Ne kadar doğru bir tercih yaptığımı da bu maçta görmüş oldum. Andone'yi tercih ederek. Yavaş yavaş değişikliklere başlayacağız. Bu maçta Onyekuru kanadından çok iyi geldik. Sosa'yı değiştirelim Mustafa Kapı'yla. Mustafa Kapı da benim göz bebeğim. Geçen maçta ona oyunu attık ve golünü attı. Evet, artık Falcao'yu alalım. 3 gol atmış. Maçın liderini oyundan alıp alkışlatalım. 76 oldu. Bir de Yunus Akgün'ü alalım. Zarakko'nun yerine. Zarakko'dan daha istediğim performansı almış değilim. Onyekuru, evet, iyi bir şuttu. Evet. Maçı bitirdik. 3-1. Julio'nun Andone'nin biri penaltı olmak üzere 3 tane golüyle 3-1 aldık. İyi bir performans sergiledik. Gol dışında kalemizde fazla şut yoktu. Bu da bizim için iyiydi. Alınan skordan ve galibiyetten memnunum dedim. Ve devam edelim. Galatasaray Denizlispor'u ezdi geçti diyor. Evet. Galatasaraylı Andone'ye harika bir maç çıkarttı. 18 maçtır arkadaşlar yenilmiyoruz. Yenilmezlik serimiz devam ediyor. Tabii bu maçlar arasında beraberlik gibi skorlar var. Ancak burada yenilmemek de önemli. Bu bizim için güzel bir şey olay.
Her şeyin bir sonu olduğu gibi bu videonun da bir sonu vardı. 3 tane maç yaptık. Akhisar Stuttgart'la 3-1 galibiyetimiz vardı. Akhisar'ı 2-1 aldık. Türkiye Kupası'ydı. Denizlispor'da kendi deplasmanda ligimizde oynadık. Süper Lig'de oynadık ve ondan da 3-1 galip ayrıldık. Ve bir de Linensi takımdan gönderip yerine şöyle gösterelim. Gonzalo Montiel'i aldık. Ne kadar aldık? Hemen söyleyeyim. 3,8 milyon euroyu aldık. İyi bir alışverişti. O zaman şunu söylüyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Devletimiz bu konuda zaten sizleri hepimiz uyarıyor. Lütfen evimizde kalalım. Sokağa çıkmayalım. Tabii çalışanlar için söylemiyorum bunu. Eğer hayati bir riskiniz yoksa, çalışmıyorsanız lütfen evde kalın. Çalışıyorsanız da sadece işinize gidin, işinizden evinize gelin. Kesinlikle sokağa gezmek için veya öylesine çıkmayın. Şu slogan bu, sloganımız bu. Evinde kal, sağlıklı kal. Bu videoyu izlediysen de abone olmayı unutmayalım. Beğeni atmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Hani Futbol Manager videolarında genelde istediğim rağbeti görebiliyorum. Daha yeni başlamış olarak da söylüyorum da. Ama yorum gelmiyor. Sizlerden ricam yorumlamanız. Yani nasıl oynuyoruz? Neler yapmalıyız? Taktik söyleyebilirsiniz. Hepsini deneriz elimizden geldiği kadar. Abone olun. Bu da önemli benim için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.